Merhabalar kıymetli Beyzade FM dinleyicileri. Bir haftanın dosyası programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Her hafta farklı konu ve konukların yer aldığı programda malumunuz dünyanın, Türkiye'nin ve hemen hemen hepimizin gündemi olan koronavirüsle ilgili bu haftaki programımız. Çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Veysel Soydal Atasevenle beraberiz. Bugün sizlerle program süresince koronavirüs nedir, belirtileri nasıl bulaşır, birey ve toplum olarak koronavirüsten nasıl korunmalıyız, virüs ile bakteri arasındaki farklar, koronavirüse baktığımızda kuş gribi ve domuz gribine karşı daha mı etkili, daha mı az etkili, bunlardan genel başlıklar halinde konuşacağız. Ardından sizlerden gelen soruları değerli hocamıza ileteceğiz ve kendisine bir saatlik programımızda inşallah genel bilgilendirme anlamında topluma ve tüm bireye faydalı olmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Böyle önemli günlerde sizin gibi değerli hocalarımıza çok gerçekten değeriniz bir kat daha ortaya çıkıyor. Evet, toplum bu anlamda bilinçlenmesi gerekiyor. Birçok anlamda da herkesin bu anlamda bir bilinç düzeyine sahip olması gerekiyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz hocam? Ben Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Tabii en çok soru burada viroloji nedir diye bize daha çok yansıyor. Viroloji virüs bilimi. Yani aslında bu ortaya çıkan hastalıkta ki virüsün işte çalışma mekanizması nedir, bunun bulaşma mekanizması nedir, özellikleri nedir, bu tip bilgiyle uğraşan diyelim, bu tip araştırmalarla uğraşan anabilim dalıyız biz. Tabii koronavirüslerin daha önce grip, influenza virüsleri gündemdeydi. Şimdi koronavirüsler gündeme. Tabiri yerindeyse bomba gibi düştü. Yeni olmayan bir virüs çeşidi değil mi hocam? Aslında sanki yeni ortaya çıkmış gibi bir genelde toplumda öyle bilinç var ama. Şimdi aslında şöyle, koronavirüsler genel anlamda bir aile, bir koronavirüs ailesi. Evet. Bu aileye baktığımız zaman bu ailenin işte büyükbaş hayvanlarda, kedi, köpek, kanatlı hayvanlarda, yine domuzlarda enfeksiyon meydana getirdiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii insanlarda da koronavirüs enfeksiyonları görülüyor. Fakat işte 2002 yılında SARS enfeksiyonunun ilk ortaya çıkışıyla birlikte hem araştırmalar arttı, hem insanların, toplumun dikkatini çeker bir hale geldi koronavirüsler. Bu enfeksiyon, evet, SARS-2 olarak biz hastalığın ismini COVID-19 olarak ifade ediyoruz ama SARS-2 olarak, SARS koronavirüs 2 olarak yerleştirdiğimiz bir virüstür, mevcut hastalık, ortaya çıkan hastalık. Ama yeni de. Çünkü koronavirüsün öyle bir özelliği var ki çok hızlı mutasyon olarak, yani genom ve genetik yapıları çok hızlı değişimi uğrayarak yeni bir virüs alt tipi olarak karşımıza çıkıyor ki COVID-19 örneği bunun en güzel örneği diye ifade edebiliriz. Tabii burada bir tanım yaptık, yani birçok türde görüldüğünü ifade ettik koronavirüslerin ama bu türler arasında bir tür bariyerinden bahsedebileceğimiz için bu türlerden, yani gerek büyükbaştan gerek kedi köpekten bir insana koronavirüs bulaşmasından asla bahsetmiyoruz. Evet. Yani bir bulaşma söz konusu kesinlikle değil bu anlamda. Ama tabii işte yarasa ya da karınca yiyen, tam olarak şu anda kökeni tam olarak da belli değil. Oradan insana adapte olduktan sonra bu yeni virüs, daha sonra insandan insana bir yayılım izliyor ve oldukça da hızlı bir yayılım izliyor. Evet. Yani burada toplum genel olarak bizim de sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi işte ineklerden ya da ne bileyim kanatlı hayvanlardan vesaire bulaşması söz konusu değil. Yok, kesinlikle. Kesinlikle söz konusu değil. Hiçbir şekilde bulaşmıyor. Yani bu kesin, net bu bilgiler. Hani şimdi dedik ki kökenine ilişkin bir takım soru işaretleri var. İşte bulaşma, daha doğrusu tam olarak bulaşma modeline ilişkin solunum sistemi sekreteriyle bulaştığını biliyoruz ama diğer bulaşma modellerine ilişkin bir takım eksikler var. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. İnsan, yani diğer türlerden büyükbaş olsun, kanatlı hayvanlar olsun ya da kedi köpek olsun, kesinlikle onların koronavirüsleri hiçbir şekilde bulaşmıyor. Tersi bir bulaşma da söz konusu değil. Yani insandan o türlere geçiş de söz konusu değil. İşte bununla ilgili bir Çin'de bir köpekte
COVID-19 virüsünün, daha doğrusu SARS koronavirüs tip 2'nin tespit edildiği ifade edildi ama onun da sahibi hastaydı. Evet. Yani evet, bunun mukozasında virüsün bulunduğu tespit edildi ama hiçbir şekilde onda çoğaldığı ya da hastalık oluşturduğu ya da enfeksiyon oluşturduğuna ilişkin kesinlikle ama kesinlikle bir bulgu söz konusu değil. Bu virüsün ısı, insan vücudundaki ısıyla hayvan vücudundaki ısı arasındaki farktan mı kaynaklandığı genel olarak böyle bir bilgi var ama doğru mu değil mi? Hangisi için sordunuz onu? Yani virüsün belli sıcaklıklarda yaşayacağı, işte insan sıcaklığının 32-36,5, hayvan sıcaklığının 39 ve üstü olduğu için mi? Ha yok, hayır. O sadece kanatlı hayvanlar için geçerli. Doğal bariyer diye ifade ettiğimiz, doğal tür direnci olarak ifade ettiğimiz bir olgu bu. Hayır, kanatlı hayvanlarda biraz bu ısı yüksektir. Evet. 42 santigrat derecedir. Diğer türlerde aşağı yukarı insana uyumludur ama ondan değil, bu bir virüsün organizmada çoğalabilmesi için belli faktörlere ihtiyaç vardır. Yani virüs konak hücreye tutunacak. Ondan sonra tutunduğu hücrenin de o virüs çoğalmasını desteklemesi lazım. Bu türlerde böyle bir, bu türlerin hücrelerinde böyle bir, bunların daha doğrusu üst solunum yolları mukozasındaki hücreler bu virüsün çoğalmasını desteklemiyor. Anladım. Yani bu konuyla ilgili kesin veriler var elimizde. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok. Evet. Peki hocam, bu koronavirüs nasıl bulaşıyor peki insandan insana? Nasıl bu şekilde hızlı ürüyor ve belirtileri daha çok nelerdir? Şimdi şöyle, koronavirüsler hangi tür olursa olsun daha çok genç bireylerde karşımıza çıkıyor. Ama hastalığın şiddetine baktığımız zaman, işte malum işte çocukları yaşlılarla bir araya getirmeyin gibi bir, evet, bir takım önlemler, önlem durumumuz var. Genç bireylerde evet bulaşma daha çok görülüyor ama ölüm oranlarının, yani hastalığın şiddetinin yaşlılarda ve immün sisteminin yeterli düzeyde çalışmayan, evet, veya işte kronik hastalığı olan kişilerde ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Bu virüsün hastalık şiddetinde önemli bir özellik. Bulaşmaya baktığımız zaman solunum sistemi enfeksiyonu. Evet. Bulgularla karakterize olduğu için de işte solunum yolu sekretleriyle, yani işte aksırık, öksürük sırasında dışarı çıkan bir takım saçıntılarla bulaştığını, rahatlıkla ortama saçılıp ve ondan sonra bulaştığını söyleyebiliriz. Bunun dışında da virüsün bulaşık olduğu yüzey ile temas neticesinde, işte onun göze götürülmesi ya da buruna götürülmesi neticesinde de bulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hastalık bir çerçeve olarak solunum sistemi enfeksiyonu diye özetleyebiliriz. İşte tam mevsimsel olarak da bir takım zamanlama olarak mı diyelim, tam şu an, evet, havalar bir sıcak bir soğuk. İşte bir güneş çıkıyor, bir tekrar yağmur yağıyor. Genel bölge olarak baktığımızda da şu, evet, an durum bu şekilde. İnsanlar da bu anlamda tabii işte soğuk algınlığı acaba, ya da ne bileyim grip mi oldum, nezle mi oldum vesaire derken, bununla beraber de böyle bir insana da büyük bir tedirginlik var. Tabii zaten solunum sistemi enfeksiyonlarında hastalığın şiddetini arttıran en önemli unsur stres. Evet. Yani tedirginlik arttıkça stres de yoğunlaşıyor ve buna bağlı olarak hani bazen de psikolojik oluyor çünkü kendinizi hasta hissedebiliyorsunuz. Evet. Bu nedenle birazcık stresten mümkün olduğu kadar tedirgin olmayacağız. Stres daha mı çok yayılıyor hocam? Daha tabii, çok. Tabii, çünkü organizma da şimdi stres bağışıklık sistemiyle ilişkili. Evet. Şimdi sizin bağışıklık sisteminiz zayıfladığı andan itibaren bu uçukta da öyle değil midir? Yani bugün strese giriyorsunuz, hemen dudağınızda bir uçuk nodülü oluşuyor. Evet. Aynı şey burada da geçerli. Yani bağışıklık sisteminiz baskılandığı andan itibaren normalde size çok hafif seyredebilecek bir enfeksiyon, bir bakıyorsunuz çok şiddetli olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bunun için mutlaka hep söylediğimiz klasik bir ifade var. Tedirgin olmadan tedbirimizi almamız lazım. Yani stresi mümkün olduğu kadar azaltmamız lazım. Yani çok tedirgin olmayacağız ama tabii ki gerekli tedbirleri de mutlaka göz ardı etmeyeceğiz. Evet, tam da bu noktada peki tedbirler hususunda hocam, birey ve toplum olarak nasıl korunmalıyız? İş yerlerinde çalışan kişiler var. Toplu ister istemez toplum bir şekilde gerek alt kesim gerek üst kesim işini devam ettirmek durumunda. Hani belki bazı iş yerleri kendini uzun süreli üretim anlamında koruyabilir ama gıda tesisleri vesaire bunlar şu an kapanması ya da durması söz konusu değil. Buradaki kişilerin kendilerini nasıl koruması lazım? Herkesin buradan daha sonra eve gittikten sonra ailesine bulaştırır mı? İşte kimisi diyor çıkarın elbiselerinizi derhal çamaşır makinesine atın vesaire. Buna benzer şeyler. Virüs ne kadar yaşıyor elbisemizde ya da cansız bölgede? Bununla ilgili de çok soru var hocam. Şimdi aslında şöyle, bu tabii bu tip soru işaretlerinin olması çok normal. Evet. Yani
Öyle hızlı yayıldı ki virüs, yani enfeksiyon öyle hızlı, hastalık öyle hızlı yayıldı ki bir takım bu sorulara tam olarak böyle oturabilecek, cevap oluşturabilecek bilimsel araştırmalara fırsat kalmadı. Çünkü evet, şu anda herkes dünya tanıyla ve işte tanı, izolasyon ve diğer işte hasta bireylerin tedavisiyle ilgilenme sürecinde. Evet. Hepimiz onunla meşgulüz. Yani ona kafa yoruyoruz ama hiçbir zaman oturup da böyle gerek deneysel gerekse sahada bu tip bir çalışma yapabilme fırsatımız olmadı. Yani bu Çin'de de bilim adamı için aynı şey geçerli. Çin'deki bilim adamı için de aynı şey geçerli. İtalya'daki, Amerika'daki bilim adamı için de aynı şey geçerli. Yani ortak bir noktaya viral enfeksiyonu, bu virüs enfeksiyonun hızını kesmeye odaklanmış durumdayız. Evet. Şimdi tabii bireyselden toplumsala doğru giden bir paketini uygulamak durumdayız ya da önlemleri uygulamak zorundayız ama burada virüsün yapısını bilmemiz çok önemli. Yani bu virüs işte dış yüzeyinde bir yağ tabakasıyla çevrili bir virüs. Evet. Dolayısıyla gerek dış ortam şartlarına gerekse bizim uygulayacağımız bir takım basit tedbirlere çok çok dayanıksız. Yani kolaylıkla ortadan kaldırılabilecek ya da hastalık oluşma yeteneği yok edilebilecek bir virüs. Ancak virüsün çoğalmasını ya da virüsün varlığını devam ettirmesini destekleyen bir takım unsurlar da var. Bunlardan bir tanesi nemli ve karanlık ortamlar. Bu da virüsün varlığının, daha doğrusu aktivitesini, varlığını devam ettirme süresini bizim için uzatıyor. Hani yüzeylerdeki işte kalma süreleri çok mu önemli? Şimdi nemli ve karanlık bir giysilerimizde, hani nemli ve karanlık bir ortamda ya da işte bir takım fonksiyonel faaliyetlere veya önlemlere çok dikkat etmiyorsanız bunda çok bir anlamı yok aslında ama şöyle genel bir çerçeve koymamız gerekirse bir defa özellikle ortam şartlarını mutlaka havalandırmamız gerekiyor. Evet. Yani bulunduğumuz ortamı havalandıracağız. Çünkü virüs dedik ki işte çok yüzeyindeki zar tabakasından dolayı nükleik asitini çevreleyen bir protein tabakası var. Ve bunun çevresinde bir yağ tabakası var. Evet. Bu yağ tabakası son derece duyarlı. Ve ilginç olan bu yağ tabakasının üzerinde virüsün hücreye tutunma bölgeleri. Yani o yağ tabakasını siz ortadan kaldırdığınız zaman virüsün konak hücreye tutunma ya da enfeksiyon hastalık başlatma yeteneği de ortadan kalkıyor. Ha, bu noktada yani böyle dayanıksız bir virüs olduğu için en basit deterjan, evet, yani çamaşır deterjanları ya da ne bileyim işte çamaşır suyu gibi yağ çözücüler 30 santigrat derecenin üzerindeki ısı, evet, bunlar güneş ışığı, bunlar hepsine virüs oldukça duyarlı bir mikroorganizma. Yani çok basit tedbirler aslına bakarsanız. Böyle çok kapsamlı, çok üst düzey düşünmemiz gerekmiyor bazı şeyleri. Ortam havasının tabii ki ortamın havalandırılması, özellikle güneş ışığına girmesi önemli. İşte atasözü var, büyüklerimizin güneş girmeyene ve doktor girer diye. Bu evet, hakikaten doğru yani. Doğru bir atasözü. Yine kıyafetlerimize ya da tekstil ürünlerine baktığımız zaman bu demin bahsettim, güneş ışınları oldukça etkilidir virüsün ortadan kaldırılmasında. Kıyafetlerimizi güneşte havalandırabiliriz. Akşam iş tabii çıkışı. Akşam iş çıkışı, evet, ama güneş olması lazım. Yani olduğu gibi karanlıkta değil. Makine hayatın vesaire bunlar. Şöyle yani yüksek ısıda şimdi her tekstil ürünü yıkanmıyor. Evet. Ama az miktarda deterjanla yıkayabilirsiniz. Çünkü deterjanlar da virüsün inaktivasyonunda ya da ortadan kaldırılmasında, aktivitesinden gelinmesinde etkili. Evet. Yani bunun için özel bir deterjan söylemeye gerek yok. Herhangi bir deterjan etkili bunda. İşte yani illa çamaşır suyu da kullanmanız gerekmiyor. İşte o da ayrı bir sıkıntı. İlerleyen zamanlarda ona da inşallah yer verelim hocam. Şu an aşırı bir hakikaten insanlarda temizlik anlamında da bir takım sıkıntılar oluşmaya başladı. Bu anlamda yeni yeni konumuzla alakalı tam başlıklara uygun olarak sorular da geliyor. Hatay'daki durum nedir diye soran Abdüsselam Koncuk. Hatay'da durum nedir diye soruyor. Yani benim bilgilerime göre çok büyük ciddi bir durum yok. Evet. Bildiğim kadarıyla ama şöyle diyeyim, gözlemlerimi de biraz aktarayım bu konuda. Ya yani büyük ölçüde Hatay halkı uyuyor bu tedbirlere. Büyük, evet, ölçüde. Yani işte diğer şehirlerde aldığımız haberler var ama bazı yerlerde mesela çok uyulmadığına ifade ediliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla Antakya'da uyuluyor. Ve çok büyük bir, yani üst düzey bir problem olduğunu da düşünmüyorum Antakya'da. Evet. Yine az önce siz de kısmen değinmiştiniz ama iyi yayınlar. Hayvanlar neden etkilenmiyor diye bir soru gelmiş. Halit Vehbioğlu iletmiş bu soruyu da. Kısmen belirtmiştiniz. Şimdi şöyle, demin bir
üstünkörü geçtik belki ama. Evet. Virüsün hastalık meydana getirebilmesi için önce organizmadaki hücreye tutulması lazım. İşte o demin bahsettim, sığırlarda, koyun ve kedi ve köpeklerde ya da kanatlı hayvanlardaki o solunum yollarındaki hücresel yapılar bu virüse karşı tutunma bölgeleri içermiyor. Dolayısıyla tutunamayan virüs de çoğalamıyor. Evet. Zaten bu tedbirleri anlatırken işte sıcak sudan bahsettik, yani ılık sudan daha doğrusu sıcak sudan bahsettik. Bunun dışında bir takım deterjanlardan bahsettik, kimyasallardan bahsettik. İşte bunlar da virüsün o yüzeyindeki tutunma bölgelerini ortadan kaldırdığı için zaten bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet. Devam edeyim isterseniz bireysel tedbirlere. Tabii tabii, buyurun hocam. Yani bunun dışında mesela ellerimizi ılık ve sabunlu suyla yıkamamız lazım. Bu ılık ve sabunlu suyla yıkamamız en önemli özelliği, mekanik olarak virüsü uzaklaştırıyorsunuz. Çünkü sizin organizmanıza giren virüs miktarı aynı zamanda hastalığın şiddetini de belirliyor. Evet. Yine dezenfektan veya dezenfektan olarak %70'in üzerindeki bir veya 70 derece diye ifade ediliyor halk dilinde. 70 derece ya da %70'in üzerindeki alkol içeren dezenfektanları, kimyasalları kullanılabilir. Yani dezenfektanlar kullanılabilir ki kolonya buna dahil. Evet. Kolonya da buna dahil. Bunlar da aynı şekilde virüsün dış kılıfına, o yağ tabakasına zarar vererek etki ediyor. Yine izolasyon çok önemli. Yani evden çıkmamak. Evet. Çünkü gerçi o başlıkta söylediniz ama virüs bakteri evet, ilişkili tam, bir şey koydunuz orada. Orada tam dördüncü sorumuz oydu hocam. Ben biraz erken alayım onu, evet. Onun da cevabını vermiş olayım. Gerekirse tekrar ederim. Şimdi virüsler çok basit ama çoğalmaya başladıkları zaman da kompleks mikroorganizmalar. Bir virüs, merkezde bir nükleik asit, genetik materyal, bunu çevreleyen bir protein tabaka, korona için söylüyorum. Bunun etrafında da konak hücreye tutunmasını sağlayan bir takım reseptörlerin yapıların olduğu bir yağ tabakayla çevrili. Lipoprotein tabaka, yani yağ protein karışımı bir tabakayla çevrili. Şimdi virüsün çoğalabilmesi ancak bir canlı ile karşılaşması durumunda mümkün. Evet. Ve karşılaşma süresi ne kadar uzarsa virüs de o bulunduğu bölgede inaktif oluyor. Yani aktivitesini kaybediyor. Şimdi biz izolasyonla virüsün bulaşabileceği birey sayısını, canlı sayısını ne kadar azaltırsak dışarı saçılan virüsün de inaktivasyon sürecini o kadar arttırırız, kolaylaştırırız. Yani mutlaka canlıyla karşılaşması lazım. Canlıyla karşılaşmayan bir virüs çoğalamaz. Yani canlıya ihtiyacı var virüsün çoğalabilmesi için. Bunu bir şekilde kısıtlamamız lazım bizim. Evet. İzolasyon yani bir noktada bunun için de önemli. Bu anlamda şu anki yani genel anlamdaki sokağa çıkma vesaire bunları ne kadar azaltırsak bunun da tabii o kadar kısa sürede üstesinden geleceğimize. Çünkü bulaşma hızını da yavaşlatacağız. Tabii şimdi morbidite yani. Bir takım söylentiler oluştu, bağışıklık kazansın toplum vesaire, böyle şeylere katılıyor musunuz hocam? Ya bu tip şeyler şimdi şöyle. Ya bazı ülkelerin bile bu anlamda bir takım uygulamaları başta oldu, sonra faturası herhalde daha ağır. Geri adım attılar çünkü evet. Yani bu açıkçası çok mantıklı bir süreç değil. Yani işte biz veteriner hekimlikte sürü bağışıklığı diyoruz buna. İşte evet. İnsan hekimliğine toplum bağışıklığı diye ifade edilen bir tanım da bu yani. Ama bu ortama hastalık saçarak olmaz. Yani bunun gerçekleşmesi de mümkün ama şu anda aşı yok. Başka bir alternatifimiz görünmüyor gibi. Ancak şu noktada şunu kısıtlamamız lazım. Şimdi sonuçta bu virüs çok hızlı yayılıyor ve ölümcül bir virüs. Yani biz bir insanın bile ölmesi bizim için büyük bir üzüntü. Evet. Siz sürü bağışıklığı veya toplum bağışıklığı kazandırayım derken ne kadar insanı kaybedeceksiniz? Böyle bir şey kabul edilebilir değil tabii ki. Ve mantıklı da değil. Evet. Yani amacımız, çünkü hekimlikteki amaç tabii ki insanı yaşatmaktır. Bunun için sürü bağışıklığı ya da toplum bağışıklığına böyle hastalık yoluyla oluşturmak çok mantıklı bir yaklaşım değil. Yani biraz vahşice açıkçası. O yüzden daha böyle insancıl uygulamalar bizim için kabul edilebilir. Burada bakteri ile virüs arasındaki fark da tam ne oluyor hocam? Şimdi şöyle, virüs bakteri bir hücredir. Virüs bir hücre değildir. Ama virüs hücreye bağımlıdır. Yani hücre olmadığı sürece virüs de yoktur. Virüs çoğalması gerçekleşmez. Ama bakteri dış ortama çıktıktan sonra herhangi bir yüzeyde kendiliğinden çoğalabilen bir hücredir. Normal hayatımızda olan tabii, şey. Tabii yani sürekli. Bakteriyle çok uzun süre temas edebilirsiniz. Ama
virüs bir yüzeyde çok uzun süre kalamaz. Onun belli bir işte süresi var. O süre zarfında eğer canlı bir hücreyle karşılaşmazsa aktivitesini yitirir. Yitirir, evet. Yani virüsün en önemli şeyi bu. Yani basit ama çoğalma süreci biraz evet. Komplikedir. Yani aslında bir yerde virüsler zorunlu hücre içi parazitlerdir. Yani zorunlu. Evet. Hücreye bağımlıdır. Başka bir çaresi yok. Çoğalabilmesi için. Bunun dışında bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında bu çok önemli. Vurgu evet. Anlamında korunmada. Şimdi bir de gözden kaçan noktalarımız var bizim. Mesela işte sürekli eldiven takan arkadaşları görüyorum. Evet, maske, eldiven. Yani şimdi maskeye geleceğim ama önce bir eldivenden bahsetmek istiyorum. Çünkü eldiven sürekli eldiven takılması ne kadar doğru? Bu tartışılır biraz. Ben özellikle bunu mesela marketlerde görüyorum. Şimdi evet. Siz markette işte kasalarda oturan görevlilere veriyorlar. Evet, çok güzel. İşte parayla temas ediyor, kredi kartıyla temas ediyor. Bir kendini bulaşmadan koruyor. Fakat şimdi oradan parayı aldı. Kasaya koydu. O eldiveni bir sonraki müşteride de kullanıyor. Bana oradan alıyor, para veriyor. Belki bir önceki bireyden aldığı para kontamineydi ya da ona eldivene bulaştı. Bu sefer temiz parayı, yani herhangi bir virüste bulaşık olmayan parayı dahi verirken kendi eldiveniyle bunu bana bulaşık bir şekilde veriyor. Evet. Şimdi burada bir bence yanlış bir uygulama var. Yani bu hem bu noktada hem de işte vatandaşlarımızın sürekli eldiven takması yönünden eldiveni alıyor, kendini koruyor ama her yere dokunuyor eldivenle. Daha özgür hissediyor. Yani kendini özgür hissediyor ama karşıdaki kişileri ya da diğer kişileri pek korumuyor aslına bakarsanız. Yine aynı şey mesela fırınlarda da karşımıza çıkıyor. Bir taraftan parayı alıyor, bir taraftan ekmeği veriyor aynı eldivenle. Geçen gün ben de bununla ilgili bir şey yaşadım. Ya dedim, şimdi sen dedim beni mi koruyorsun? Yoksa kendini mi koruyorsun? Ya bence bu konuda bir eldiven uygulamasına gerek alışveriş sektöründe gerekse vatandaşımız uygulaması noktasında çok ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa olmaz. Misal kasiyerin ne yapması lazım? Yani, sürekli orada. Şimdi sürekli orada. Elini dezenfekte yapsa daha mı iyi? Şimdi ya elini dezenfeksiyon, yani dezenfektan bulunduracak kasada arada. Evet. Elinde mutlaka tabii ki dezenfekte etmesi gerekecek eğer çıplak elde müdahale ediyorsa. Ya da sürekli eldiven değiştirmesi gerekiyor. Bu da plastik tabii ki kirliliğe sebep olacak. Evet. Ya da bunu market yönetim bunu karşılayabilir mi bilemiyorum yani. Evet. Bu birazcık şey. Bu da bu problem süreç ama orada bir dezenfektan bulunursa bence çok daha iyi olur. Ya da arada bir nöbet değişimiyle işte elini yıkayıp dezenfektanlayıp tekrar gelip oturması söz konusu olabilir. Yani maske için bir şey söyleyemiyorum görevlilerin. Çünkü birebir belki hasta bireylerle temas da olabilir. Evet. Çünkü sürekli orada bulunuyor. Ona bir şey söyleyemiyorum. Ama göz de maskenin dışında kalıyor sonuçta. Gözden de bulaşıyor değil mi hocam? Yani göze eğer temas ederseniz bulaşıyor. Ya da işte yüzünüze doğru aksırır, öksürürlerse tabii ki oradan evet. Da bulaşıyor. Böyle de bir risk var. Aslında kaçınmak çok zor. Genel anlamda. Ama biz şöyle karşıdakini hasta etmememiz lazım. Yani riskteki bireyin karşıdaki kişiye sağlıklı bireyi hasta etmemesi lazım. Bunun bir önlemini alabilmemiz lazım. Evet. Yani bu eldiven iş, hani maske için öyle söyleyemiyorum. Hani maskede de o da tabii bir takım riskler mutlaka barındırıyor ama hani şimdi normalde hasta olan bireylerin maske takması lazım. Ama şimdi biz markete gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz. Şimdi kim hasta, kim bu duyarlılığı gösteriyor? Evet. Bunu bilemiyoruz. Hani belki maske için olabilir ama eldiven içinde birazcık eldivenin kullanılabilirliğinde ya da uygulanabilirliğinde birazcık aksamalar olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Çok çeşitli uygulamalar var. Eldivenin de daha fazla. Mesela şu an belediyelerin hocam bununla ilgili de bir soru gelmiş. Ali Karoğlu. Belediyelerin diyor yolları köpükle yıkamasının virüsle mücadeleye bir etkisi var mı? Bana gereksiz geliyor diye. Dinleyicimiz aslında kendisi de cevaplamış gibi ama yani bunun televizyon programlarında, çeşitli programlarda birçok hocalar, kimisi olumlu, kimisi olumsuz yaklaşımları var. Yani bunu nasıl, yani bunun çok faydası, yani şöyle bir şey söyleyelim. Efektivitesi, etkinliği nedir? Hani dar bir alan değil ki. Şimdi koca bir Antakya'dan bahsediyoruz yani. Evet. Hani hangi bir yerini yıkayacak, hangi işte. Bir yerini şey yapacak. Bir de hani oradan yürüyerek enfekte bir bireye geçecek, hapşıracak, öksürecek. Ondan sonra o virüs ağır bir virüs. Bu çökecek. Virüs havadan yere düştüğünde canlılığını devam ettiriyor mu hocam? Mesela hapşırdı. 3 saatlik bir şey var. Şimdi ortam şartlarına bağlı.
Eğer nemli bir ortamda ise biraz daha uzun kalır. Ama diyelim ki hava sıcak, evet. İşte güneş ışınları dik geliyor. Yani yağ tabakası. Tabii ki o hızlı bir şekilde inaktif olabiliyor. Yani çok uzun süre kalmaz. Yani ortalama havadaki havadaki aktivitesi, asılı kaldığı süredeki aktivitesi bile tartışılır bir noktada. Dediğim gibi tam böyle çalışmalar tam net olarak ortaya konulmadığı evet. için biz bu çalışmaları birazcık, bu verileri biraz geçmiş dönemdeki SARS, koronavirüs tip 1 ve MERS üzerinden yapıyoruz aslında. Biraz tartışılır noktada ama yine de çok uzun süre varlığını devam ettirebildiğini söyleyemiyoruz. Aslında daha önceden de hocam tam bu noktada kuş gribi, domuz gribi vesaire bunlarla alakalı da toplum önceki yıllarda çok buna karşılaşıldı ama sanki bu kadar bir korku ya da bu kadar toplum bu kadar gerilmemişti. Benim tahminim ya da öyle hissediyoruz en azından. Böyle mi? Size göre de doğru mu? Yani bu koronavirüse baktığımızda kuş gribi, domuz gribine göre daha mı tehlikeli? Şimdi daha tehlikeli, tehlikesiz demeyeyim. Bir küçük evet. bir açıklama yapmam lazım. Yani çünkü kullandığımız cümleler de önemli. Başka bir yerlere, aslında başka yerlere varabilir. Genel anlamda program, televizyon ve radyo programcılarının da tam beklemediği yerden gelen bir şey hocam. Evet, aslında evet. genel anlamda daha çok bu tür programlar yapılmıyor. Evet. Toplumsal anlamda da. Şimdi şöyle, biz 2002-2003'deki SARS koronavirüs tip 1'e baktığımız zaman, o ilk SARS'a baktığımız zaman burada da dar bir alanda, yani küçük bir yani Çin'de daha çok karşımıza çıkan bir olgu. Ölüm oranına baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman %9-10 arası bir evet. oran var. Şimdi bunu takiben bir 10 sene sonra MERS çıktı. Develerden bulaşan bir enfeksiyon biliyorsunuz. MERS koronavirüs. Buna baktığımız zaman bu da birazcık daha geniş dağılım gösterdi. Orta Doğu'ya doğru bir özellikle Suudi Arabistan gibi sıcak işte develerin daha çok popülasyonun yüksek olduğu ülkelerde karşımıza çıktı. Burada da hasta olan birey sayısı az ama ölüm oranı yüksek. Ki %34 gibi bir oran ölüm oranı. Şimdi neyden? Şu an MERS'te. Evet. Şimdi aradaki şey çok ciddi. %10'dan %34'e çıktı iki farklı koronavirüs evet. arasında. Şimdi biz 8-9 sene sonra bu sefer de SARS koronavirüs 2 ile yani COVID ile karşılaştık. Burada biraz daha değişti. Burada da ölüm oranı %4-4,5'larda. Burada tabii ölüm oranı değerlendirirken biz hastalananlar içerisindeki ölüm evet. oranı değerlendiriyoruz. Bu bahsettiğim rakamlar onlar üzerinde. Hastalananlar içerisindeki ölüm oranı değerlendiriyoruz. Yani burada da %4 ortalamayla seyrediyor ki ülkemizde daha düşük, onu da söyleyeyim. Yani 1,5'larda evet. 1.3 ile 1.5 arasında gidiyor. Ki hani başta da söyledim, hani bu yanlış anlaşılmasın. Bir kişinin bir ölmesi bizim için büyük bir kayıp. Üzüntü ve kayıp tabii ki. Üzüntü kaynağı. %4'lerde ortalama seyrediyor, dünya ortalaması için söylüyorum. Ama burada da yayılım hızı çok fazla. Yani çok hızlı yayıldı. Evet. Çin'den bir çıktı, bir İtalya, bir İspanya, bir Türkiye, bir işte bir anda bir pandemiyle karşılaştık. Yani bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Evet, aslında bugün şimdi, sözünü kesmem hocam. Bugün şöyle bir de söylenti vardı. Aslında Büyükşehir Belediye Başkanı da bundan bahsetti. Kendisi de enfeksiyon uzmanı. Evet. Bu virüs sanki dedi Ocak ayından bu yana vardı. Böyle ateşli hastalıklar Türkiye vesaire. Içinde. Evet, burası için, Hatay için bahsetti. 2-3 aydır olduğu kanaatindeyim diye böyle bir şey söyledi ama... Şimdi vallahi yani olabilir. Belki hani hocamız enfeksiyoncu olduğu için daha dikkatli gözlemlemiş olabilir. Şimdi biz sonuçta bilim adamıyız. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini ele almak zorundayız. Ve Dünya Sağlık Örgütü hükümetler ne zaman bildirim yaparsa o zaman kaydediyor. Evet. Hastanın çıkışını kaydediyor. Yani belki olabilir. Belki hocam gözlemlemiş olabilir. Hani ben çok hastanelerle... Sadece arkadaşlarla görüşme bazında evet. bir temasımız var. Hani işte arada onlar bir şey soruyor. Bazen biz onlara bir şeyler soruyoruz doktor arkadaşlarımıza. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hani belki hocam daha önceden bunun farkına varmıştır. Olabilir belki bu ihtimal. Fakat ben şeye bir devam etmek istiyorum. Burada morbidite hızı bizim için oldukça önemli. SARS bu ikinci COVID enfeksiyon hastalığında, COVID'de. Ve buradaki en büyük risk ne? Buradaki en büyük risk sağlık sisteminin bir anda çökmesi. Bakın aynı şey İtalya yaşadı. Hatta Çin yaşadı. Belki şimdi Amerika'da da benzer bir sorunla karşılaşacak. Evet. Bir defa sağlık sistemini çökertmememiz lazım. Zaten izolasyonun ve bu hastalık hızını, bulaşma hızını yavaşlatmaya çalışmamızın ana sebebi de bu. Bir ikincisi şöyle bir riskle de karşı karşıyayız. Şimdi bu virüs bireyden bireye, canlıdan canlıya atlarken
bir anda tekrar mutasyona uğrayabilir. Çünkü bunlar mutajenik virüsler. Yüksek mutasyona uğrama özelliğine sahip virüsler. Bir anda şimdi dedik ki ölüm oranı az. Bir anda ölümcül bir durumda hale de bürünebilir. Bir de böyle bir riskimiz var. Ya yani bunun için de yayılma hızını kesmemiz lazım. Evet. O zaman bu virüsü taşıyan veya bu hastalığı ayakta da geçirmiş olsa bile tekrar nüksetme durumu söz konusu mu? Ha, şimdi nüksetme durumu diyorum ya, az önce başta söyledim aslında. Hani bir evet deniyor, bir hayır deniyor, olur olmaz. Bununla ilgili sağlıklı araştırmalar yapılması lazım. Evet. Ve şu anda bununla ilgili hiçbir şekilde bir araştırma yok. Sadece saha verilerinden, işte Çin'deki bir araştırmacının dar alanda yaptığı bir çalışmadan aldığımız bir veri var. Olabiliyor, olmayabiliyor ama şunu biliyoruz ki bazı viral enfeksiyonlarda tekrar nüksedebiliyor, bazı viral enfeksiyonlarda da nüksetmeyebiliyor. Ya da nüksetmediğini söylediğimiz hastalıklarda bazen bazı sebeplere bağlı olarak, mesela biri işte immün yetmezliği, immün sistemiyle ilgili bir problem yaşıyor. Tekrar temas ettiği zaman belki daha hafif klinik bulgularla hastalığı geçirebiliyor. Ama şey gibi değil, grip virüsü, evet, gibi bir şey yok. Şu an çalışmalar devam ediyor. Tabii çalışmalar devam ediyor. Bunlar çok yeni güncel bilgiler bu şekilde geldikçe tabii, sizler de paylaşacaksınız. Ama açık konuşayım. Ama işte biz tabii basın mensupları olarak, toplum olarak hemen bir şey hemen olsun tabii gibi böyle bir algı da var hocam. Tabii bilimsel araştırma yıllar alıyor yani. Yıllar evet alıyor ki biz daha 2002 yılındaki o SARS, ilk SARS'la ilişkili bir takım verileri işte 3-4 yıl sonra elde edebildik. MERS'le ilgili bizim de şöyle söyleyeyim, benim de İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ile ortak bir projem var. Develerdeki MERS koronavirüsle ilişkili. Şubat ayında onaylandı Tarım Bakanlığı tarafından. Ülkemizdeki develerdeki bu enfeksiyonun varlığını araştırmaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki deve popülasyonunda. Yani onunla ilgili mesela araştırmalar şöyle bir değerleyelim dedik. Yani 20 civarında bir araştırma var toplam. Düşünün 2012'de çıktı. 8 yıl olmuş. Daha toplam 20 bizim kullanabileceğimiz 20 civarında bir araştırma var. Ne kadar kısıtlı sayıda. Evet. Yani Mehmet isimli dinleyicimiz de tam şöyle sormuş. Bu virüsün ne zaman biteceğini öngörüyorsunuz hocam? Yazla biter diyenler, çeşitli söylemler var hocam. Havaların ısınması, sıcakla alakalı. Kısmen aslında değindiniz ama 30 derecenin üzeri. Evet, şöyle, hava sıcaklığı artı güneş ışınlarının dik gelmesi, yani ultraviyole ışınlarla beraber, güneş ışınlarının dik yansımasıyla beraber biraz azalacak mutlaka. Evet. Mutlaka azalacak. Yani bunun azalacağını düşünüyoruz. Ramazan düşmez. Şu an ülkemizde virüsün etkisiz hale getirilmesi için aşı çalışmaları var. Şu an aşıda ümit verici bir durum söz konusu mudur? Hemen çıkar mı? Yok. Yani aşı şöyle ki, tabii ki hızlandırmaya çalışıyorlar. Ama bu aşı çalışmanın ilk aşaması virüsün hücre kültürlerinde, yani canlı bir organizmada çoğaltılabilmesi. Fakat açık konuşmak lazım. Başta da söyledim ve sürekli de söylüyorum. Bu aşı çalışmalarına vakit bulmak lazım önce. Evet. Hastalığı bir durdurmamız lazım. Çünkü demin bahsettiğim konu çok önemli aslında. Tamam, sağlık sektörü dedik. Bunu çok meşgul etmemek lazım ama eğer bu gelişim sırasında virüs tekrar genetik değişimi uğrayıp hastalık şiddetinde ciddi bir artış gözlersek üreteceğimiz aşı da üretsek dahi soru işareti oluşturur. Yani evet, işte demin tam bilemediğimiz şeyler var. Mesela reenfeksiyonla tekrar enfekte olabilme ihtimalinin değerlendirilebilmesi lazım. Şu an tamamen virüsün nasıl olduğunu çözmek lazım. Yani evet, esas virüsü çözebilmemiz lazım önce. Ve bunun için de biraz zamana ihtiyacımız var. Yani hem hızını yavaşlatıp bir boş zaman bulabilmesi lazım bilim adamlarının. Hem de dediğim gibi çalışabilecek zaman bulabilmesi lazım. Peki hocam, burada toplum bilinci açısından sizin önerileriniz neler? Şöyle, aslında bir genel olarak söyledik. Yani işte evet, izolasyondan da bahsettik, eldivenden de bahsettik mesela. Burada bir nokta daha var benim bahsetmek istediğim. Özellikle belediye hizmetleriyle ilgili. Hani yolların yıkanmasından falan bahsettiniz ama bunun bu tip şu uygulamaların yapıldığından, burada önemli olan bir nokta bu kedi köpek olayı var. Sokak kedileri ve sokak köpekleri. Evet. Şimdi tabii insanlar kendilerini evde izole ettiler. Sonuçta hastalığı hafif geçirse dahi, sadece bu enfeksiyon için değil, diğer enfeksiyonlar da için, işte mendilini atıyor çöpe. Yani daha doğrusu çöp poşetini attığını varsayarak söylüyorum insanların. Evet. Çöp poşetini atıyor. Kullandığı eldiveni atıyor tek kullanımlık. Maskeyi atıyor. Bunların virüste kontamine olma, yani virüste bulaşık olma ihtimali söz konusu. İnsanlarımızın mutlaka o poşetlerin ağzını sıkıca kapatmasını rica ediyorum.
Bu önemli. Çünkü açığa bıraktığı andan itibaren oradaki virüsün işte rüzgarla beraber etrafa saçılma ihtimali var. Bu bir. İkincisi bu demin bahsettik sokak kedi ve köpeklerinin evet. bu poşetleri parçalama durumu var. Belediye hizmetlerinin yani daha doğrusu bu çöplerin toplanmasını birazcık daha bu dönemde sıklaştırılması bizim için önemli. Yine çöp konteynerlarının bunların atıldığı çöp konteynerlarının yani her mahallede bir ya da birkaç hasta olabileceğini düşünerekten çöp konteynerlerinin mutlaka dezenfekte edilmesi lazım. Belli aralıklarla. Evet. Yani bunun için böyle özel dezenfektanlar ihtiyaç var mı? Hayır. Çamaşır suyu demin mesela dedik. Çamaşır suyuyla yani daha ucuz ve etkili bir yöntem olacak şekilde çamaşır suyuyla rahatlıkla bir pulverizasyon yani spreyleme uygulaması ve rahatlıkla dezenfekte edilebilir. Çöp konteynerları. Bunlar bizim için önemli ki şimdi bu Nisan Mayıs ayları Akdeniz Havzası'nda rüzgar ayıdır. Yani rüzgarlar esecek, toz kalkacak. Bunlar büyük bir risktir. Evet. Yani buna bence çok acil bu çöp konteyner işine çok acil önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Rüzgarın taşıma hızı tabii, daha yüksek. Yani. Şimdi attınız parçalandı ya da açık attı. Dikkat etmedi atan kişi. Evinde de hasta bir birey var. Doğal olarak ne olacak? Kaç dakika geçecek? Yani bir rüzgar estiği anda bir anda. Çünkü sokaklarda işte yerlerde eldivenleri görmeye başladık. Maskeleri görmeye başladık. Ama çöpten geliyor ama insanlar... Yani araçtan inerken de insanlar bu anlamda daha bilinçli olması lazım. Tabii yani insanların... Aslında bunun bir de doğa dönüşü var. Plastik eldivenler yani, vesaire bunlar tamamen tabii. şu an atılıyor. Aynen. Neticede bir kısmı çöpe gidiyor, bir kısmı tekrar sularla vesaire yani. Karışıyor. Yani toplum olarak her anlamda bilinçli olmamız. Tabii bilinçli olmamız. Yani çok ciddi önlemler almamız lazım. Çünkü bunu başka şekilde durduramayız. Hepimiz risk altındayız. Evet. Ha bu hastalık, şimdi biz bu kadar önlem aldık, bu hastalık artık tamamen dünya üzerinden kalkacak değil. Artık bir gerçek oldu bizim için. Ama biz dediğim gibi hem hızını azaltmamız lazım. Yani sağlık sektörünün, sağlık altyapısının bir nefes almasını sağlamamız lazım. Evet. Bir de virüsün böyle olumsuz yönde değişimine, yani şiddetini arttıracak yönde değişimine, hastalık şiddetini arttıracak yönde değişimine fırsat tanımamamız lazım. Bunda başka yolu yok. Yani izolasyondan tutun da hem bireysel hem de toplum hijyeni yönünden bir takım bu bahsettiğim uygulamalara dikkat etmemiz lazım. Yani bu çöp de çok önemli. Özellikle dikkatimi çekiyor. Yine aynı şekilde demin bahsettim işte marketlerdeki uygulamalar. Keza o para alışverişi sırasında hem işte diyorum ya hem ekmeği veriyor hem parayı alıyoruz işte akabinde. Bunları bizim vatandaş olarak uyarmamız lazım karşıdaki kişi. Yani 2-3 kişi arka arkaya uyardığı zaman elbet dördüncü dikkat edecektir diye düşünüyorum evet. yani. Genel anlamda böyle de bir tabii bilinçli olmamız lazım. Belediyelerin bu anlamda da o zaman bir tekrar bir bilinçlendirme anlamında bunlara sık sık tabii, uyarması belki kontrolü yani hijyen denetimlerinin belki artırılması lazım gerek belediye tarafından gerek Tarım İl Müdürlüğü tarafından ama muhtemelen yapıyorlardır ama çok dediğim gibi çeşitli, vatandaş olarak esas bizim evet, rolümüz aslında yani. Çok çeşitli uygulamaları var belediyelerin. İşte herkes tabii kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu anlamda bilir kişilerin, bilim kurulunun, işte halk sağlığının sözlerine riayet edilmesi daha tabii, uygun. Tabii. Yani yolları yıkamakla kesinlikle. Sadece iş bitmiyor. Binaların içinden tutun, yani ara sokaklar bir sürü yer var. Yani hepsine müdahale etme şansımız yok. Önemli olan rüzgarla saçılma nerede esas, ana odaklar nereler olabilir? Yani nedir diyorum, çöp yani. Çöpten daha bir, belirgin bir odak olamaz yani o tip bulaşık materyallerin atılabilmesi için doğal olarak. Tabii bireysel anlamda yine bağışıklık sistemimizi. Çünkü viral enfeksiyon hani dedim belki şeyi atladım söylemedim. Hani biz bakterilerde antibiyotikleri kullanıyoruz ama antibiyotikler hiçbir zaman virüslere etkili değildir. Evet. Sadece klinik tablomuz bir bakteriyel bakteri devreye girip de virüs viral enfeksiyonu geçirirken virüs kaynaklı bir enfeksiyonu geçirirken bir bakteri enfeksiyonu da ona eşlik edip klinik tablomuz ağırlaşmasın diye biz antibiyotik kullanıyoruz. Yani oradaki ikinci bakteriyel enfeksiyona karşı antibiyotik kullanıyoruz. Yoksa viral enfeksiyon üzerine hiçbir etkisi yok antibiyotiğin. Boşa kullanıyoruz o durumda. Biz viral zaten enfeksiyonlarda... Zaten şu an kullanılmıyor değil mi hocam? Hayır şu anda kullanılmıyor. Hani ben günlük hayatımızdan aslında birazcık bahsettim. Çünkü grip geçiriyor gidiyor mesela işte antibiyotik kullanıyor bilinçsiz bir şekilde doktora gitmeksizin. Bunlar çok doğru uygulamalar değil. Sonuçta doktorun yönlendirmesi lazım. Viral enfeksiyonlar antiviralleri tercih ediyoruz. Ama günümüzde işte en çok tartışılan konulardan bir tanesi de o. Her viral enfeksiyona karşı bir antiviral geliştirme şansımız yok. Böyle bir imkan da yok. Çünkü her virüsün hücrede çoğalma stratejisi farklı. Yani farklı bir yol izliyor hücrede çoğalırken. Hızı da farklı. Esas çoğalma yolu farklı. Yani buna karşı her virüse karşı bir antiviral geliştirme şansımız yok. Böyle bir alternatifimiz yok. Olsa bile
virüsler çok basit gelmesine rağmen ben onlara çok akıllı mikroorganizmalar diyorum. Hücrede çoğalırken bir anda o antivirale karşı bir değişiklik meydana getirerek antiviral etkisiz hale getiriyor. Yani mutasyon oluyor, yapısını değiştiriyor, antiviral etkisiz hale geliyor. Evet. Yani bu da bir çözüm değil. Buradaki tek çözüm viral enfeksiyonlarda bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız. Bunun için stresten uzak durmamız lazım. Tabii ki sağlıklı beslenme. Ki ben bu konuda gerçekten Antakya benim için çok uygun bir ortam. Bunu her zaman söylüyorum. Evet. Yani en sağlıklı beslenen yani tarım şehri çünkü bir defa. Yani tarım şehri. Her türlü gıdanın tazesini ve sağlıklısını bulabiliyorsunuz Antakya'da. Bu bizim için büyük avantaj. Yani bizim İstanbul'dan, Ankara'dan Ankara'ya göre çok büyük, büyük şehirlere göre çok büyük avantajlarımız var. Yine tabii yayında çok... Mersin, Adana, Maraş'ta dinliyor. Yok tabii Mersin, Adana, Maraş da bu konuda öyle. Yani evet. Bu daha doğrusu Akdeniz coğrafyası aslında böyle bir avantaja sahip. Evet. Buraya Antep'i de katarak söylüyorum. Evet. Antep işte Urfa o taraflarında o bölgeyi de katarak söylüyorum. Mutfak kültürü yani, ve şey. Mutfak kültürü ve tarım zengin. Aslında tarım evet. Şehirleri buralar. Tamam. Yani tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu şehirler. Ya çok büyük avantaja sahibiz bu konuda sağlıklı evet. Beslenme hususunda. Bir tabii çok belki sigara içen vatandaşlarımız çok mutlu olmayacaklar ama sigaranın da tabii bu tip hastalıkların özellikle COVID gibi hastalıkların, grip gibi enfeksiyonlara yatkınlık oluşturması yönünden büyük bir dezavantajı var. Yani sigarayı bir defa bırakmamız lazım yani sigara. Kesinlikle burada şeyden çok korkuyorum işte lazım. Bu virüsün akciğerlerde daha çok toplanıp işte nefes darlığına yol açtığı tabii. Tarzı semptomların olduğu söyleniyor. Vatandaş toplum en çok da bundan korkuyor. İşte nefes darlığı, akciğer bu virüs tabii. Niye akciğerlerde her yere yayılması ya da herhangi bir organ olarak akciğeri mi daha çok seviyor? Evet üst solunum yollarımızdan giriyor, burnumuzdan giriyor. Orada bir yerleşiyor, çoğalıyor. Ondan sonra akciğerlere iniyor. Eğer hem hastalık virüsün kuvvetli bir virüs girdiyse akciğerlere kadar iniyor. Demin başta söylediğim şey aslında onunla ilişkili hayvanlardan neden bulaşmıyor derken bu bölgelerde ancak çoğalmasını destekleyecek hücreleri buluyor. Yani gidip bir başka bir organ sistemine yerleşmiyor. Evet. Bu daha çok üst solunum yolları ve akciğerlerde. Çünkü bu bölgelerde tutunabileceği bölgeler var. Yani biz reseptör diyoruz onlara. Virüs ve hücre reseptörüne birbirine uyum sağlayıp tutunabilmesi lazım. İlk aşama bu. Bu aşamadan sonra zaten hastalık şekilleniyor. İşte aslında el yıkamadaki temel şey de bu. Yani elimizde yıkadığımız zaman tutunacak virüs miktarını da azaltıyoruz. Yani ya tamamen ortadan kaldırıyoruz. Ne yapıyoruz? Azalttık. Mekanik olarak temizledik. Virüsleri işte sabun gibi mesela bir virüsün tutunabilmesi için belli ortam şartları lazım. Demin ısıdan bahsettiniz evet. Mesela. Bunun dışında ortamın asiditesinin, biz pH diyoruz ona, asiditesinin de uygun olması lazım. İşte sabunlar, kullandığımız sabun hem mekanik hem asiditesini değiştiriyor ortamın. Hem mekanik olarak virüsün uzaklaşmasını sağlıyor. Daha sonra dezenfektanla da elimizi muamele ettiğimiz zaman ortadan gayet, kalkmış evet, oluyor. Tamamen ortadan kalkmış. Orada kalan ilgili, da zaten zar tabakası eridiği için ortadan kalkıyor. Burada hocam özellikle de ev hanımlarına ilgili bir çağrınız var mı? Yani aşırı derecede ilaç tüketilmesi, çamaşır suyu, toz vesaire. Yani. Bunlar da arttı. Bayağı arttı. Bu da suyla neticede tekrar toprağa karışıyor. Tabii. Yani bunun dozu arttırıldığında yani. Etkisi artıyor mu? Yok. Dozu arttığında etkisi artmıyor. Dedim ya başta da dedim. Çok basit tedbirlerle yani az miktarda deterjan ve ılık su ile çamaşır yıkarken 60 derece yani 30 ile 60 derece arasındaki bir ısı derecesinin tercih edilmesi suretiyle biz rahatlıkla virüsün o yüzeyindeki yağ tabakasını eritebiliyoruz. Yani çok böyle şey yapmaları gerek yok. 30 derece yani yıkar, deterjan koyar. İki ölçek koymaya gerek yok. Tabii yok hiç öyle şeye gerek yok. Çünkü fazlası hem dediğimiz gibi suyu, çünkü o suya da ihtiyacımız olacak. Evet. Elimizi yıkamamız için temiz suya ihtiyacımız var. Tabii şu an ciddi de bir kullanım tabii, arttı. Arttı da daha yazın şekilde. Girmedik bile, bahar ayındayız. Yani, bu anlamda da hakikaten buradan da bir çağrı olsun. Sularda ne kadar çok idareli kullanabilirse tabii. O kadar. Şimdi bir arada bir şey söyledim. Bu hastalık bizim artık bir gerçeğimiz oldu. Evet. Yani artık önlemleri alarak yaşamamız lazım. Yani biz tamam yaz geldi. Hadi her şey normale döndü diye bir şey yok. Tabii ki kontrollü yaşayacağız. Yani hastalıkla ilişkileri bir takım risk faktörlerine de dikkat ederek yaşayacağız. Yani bunu da göz ardı etmememiz lazım. Çünkü akabinde sonbahar dönemi geliyor.
tekrar. Yine evet. Bir sürece gireceğiz. Yani ister buna stresle yorun, ister havanın soğumasıyla yine solunum sistemi enfeksiyonlarındaki vaka artışlarıyla mutlaka gireceğiz. Yani ona da hazırlık yapmamız lazım. Yani suyu şimdiden harcamaya kalkarsak o dönemde veya kirletirsek çok daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Sadece suyu biz kullanmıyoruz. Tarlada ekin ekeni de kullanıyor. İşte sebze ekeni de kullanıyor. Yani herkes da, tabii tarımda da kullanılıyor. Yani hayvan için de suya ihtiyaç var. Sonuç bunlar da bizim protein kaynağımız yani biliyorsunuz. En önemli protein kaynaklarımızdan biri. Yani burada bir ikincisi mesela tarımın da desteklenmesi. Kısacası hayatın tabii tamamı. Tabii su hayat yani su, evet. Öyle. Yani Abdullah Aydın isimli dinleyicimiz hocama aslında cevaplamıştınız ama sorabilir misiniz hayvanlar yani kedi köpekler üzerinden bulaşma riski var mı? Hiçbir risk yok. Hiçbir risk yok. Hiçbir risk yok. Sıfır. Sıfır risk. Aydın Dönmez eski öğrencinizmiş hocam herhalde. Saygılar hocam ben Aydın eski öğrenci işleri maske öneriyor musunuz diye o da tekrar sormuş. Şimdi normal şartlarda aslında sadece hastaların maske takması gerekiyor ama şimdi toplumda bir işte markete gidiyor. Yani sosyal ortamlara, alışveriş ortamlarına girdiğimiz zaman ya da dışarı çıktığımız zaman kim hasta, kim hasta değil, kim bireysel sorumluluğunu alıyor bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için yani önermiyoruz diyemiyorum. Evet. Artık dediğim gibi maskede bir gerçeğimiz oldu yani başka çaremiz yok. Marketlere yani, vesaire geçildiğinde. Kapalı alanlara girilirken takılmasını öneririz tabii ki. Tabii sosyal mesafeye dikkat etmek şartıyla. Yani maske de her zaman için %100 koruyucu değildir. Osmaniye Düz içinden bir mesaj gelmişti hocam. Emine Süleyha diyor. Hayırlı yayınlar. Veysel Soydal hocamıza sormak istiyorum. Gıda yönünden en önemli ihtiyacımız olan süt ve süt ürünlerini doğal yönden karşılıyoruz. Bu virüsten dolayı endişeliyiz. Sağlık yönünden ne kadar güvenli? Tanıdıklarımızdan vesaire alıyoruz. Bu konuda biraz açıklık getirirse memnun oluruz diyor. Şimdi hayvanlardan bulaşmadığını söylemiştik. Süte zaten geçme ihtimali yok. Evet. Muhtemelen aldıkları sütü de üreticiden aldıklarını tahmin ediyorum. Onu ifade evet, etmişler sanırım. Kaynattıktan sonra içtikleri için hiçbir problem yok. Zaten kaynayan sütte herhangi bir mikroorganizmanın yani belli bir süre soğuduktan kaynayan sonra tekrar öreme riski yok herhalde. Hayır yok öyle bir risk. Kesinlikle yok. Evet. Yani ki en basit şekilde ortadan kaldırıldığını söyledik. Yani düşük ısılarda 30 ile 60 santigrat derece ısıda bile ortadan kaldırıldığını ifade ettik ki kaynayan ısı da tekrar aktif olması imkansız yani. Evet yani bir de şey var. Diğer işte bulaşıcı hastalıklara göre de kıyasladınız. Aslında genel anlamda komple konuyu ele almış olduk hocam. Tabii yani birçok. Sizin son olarak eklemek istediğiniz süremizin de sonuna yaklaştık. Son 5 dakikamız var program bitimine. Genel olarak söylemek istedikleriniz veya yanlış olarak bulduğunuz şunların şöyle yapılmasını daha uygun olur diye neticede yıllardır bu işle iştigal ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi burada genel çerçevede virüslerle en etkili mücadele yolu bizim için işte hijyen, keza insanların karantina diye ifade ediliyor. Evlerde kendilerini izole etmeleri, mümkün olduğu kadar temasın azaltılması, özellikle hastalarla temasın azaltılması ve tabii ki hasta olmadan önce uygulanacak aşılamanın oluşturduğu koruyucu tedbirler. Yani viral enfeksiyonlarda bir antiviral mucize beklememiz biraz uzun bir vade evet. Bizim için uzun bir süreç ama alabileceğimiz daha basit tedbirler var yani işte dediğim gibi hijyen karantina tedbirleri ve belli bir süreç içinde eğer gerçekleştirilebilirse aşılama şu an için söz konusu değil bizim yapabileceğimiz en önemli unsur hijyen ve karantina bunun yanı sıra biraz da bağışıklık sistemimizi tabii ki güçlü tutmamız lazım. Yani işte sağlıklı beslenme. Yine tekrar altını çizerek söylüyorum. Ben hiç hayatımda sigara kullanmadım. Evet. Bu sigara alışkanlığının bir defa bir kenara nargile sigara bu tip alışkanlıkların bir kenara bırakılması lazım bu süreç içerisinde. Çünkü bir kişinin hasta olması demek etrafındaki diğer insanların hasta olması demek. Evet. Aslında sürekli enfeksiyon veya bu hastalık olmasa da yapmamız gereken şeyler değil mi? Tabii. Yani normal şartta da yapmamız gereken şeyler yani ama hani olarak biraz sanki uzaklaştık da birazcık daha dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizim hastalığımızın vebalini başka insanlar ödeyebilir. Evet. Yani bu vebali başkalarına ödetebiliriz. Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Bir de şeyde çok severim ben işte herkesin polisi kendi vicdanıdır. İfadesi yazar emniyete evet. Girdiğiniz zaman yani bizim de bu konudaki en büyük denetleyicimiz yani bir Sağlık Bakanlığı bir kolluk kuvvetleri değil. Bizim kendi vicdanımız olacak. Yani hasta ettiğimiz bireylerin vebalini almamamız lazım.
ya da hasta edeceğimiz. Bu nedenle mutlaka bu vebali almamak için mutlaka çok ciddi bu bahsedilen tedbirlere çok ciddi bir süre şekilde uymamız lazım. Bu çok önemli. Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yani ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Bilgilerinizden umarım faydalı olmuştur. İnşallah gerçekten öyle oldu hocam. Yani biz de sizin bilgilerinizden istifade ettik. Çok İnşallah bundan ediyoruz. Sonra da tekrar farklı konularda bu virüsü bir an evvel atlatırız. İnşallah. Başka daha şeyler konuşuruz. Günlerde, daha güzel şeyler konuşuruz. Genel anlamda. Tabii. Çünkü toplumun hocam hakikaten bu anlamda akademisyenlere, özellikle üniversite çok hocalarına, bilimsel araştırma anlamda yapılan her şeye ihtiyacı var. Bilinç her zaman lazım. Tabii bugün ki. Değil. O anlamda da inşallah tabii sizlerden istifade i̇nşallah. Ederiz. Çok teşekkür ederim. Genel anlamda, genel olarak baktığımızda stres yapmayalım. El dezenfektesine dikkat edelim. Evet. Aşırı işte çamaşır suyu, deterjan kullanımından tabii. uzak duralım. Aynen. Sosyal mesafeyi koruyalım. İzole olalım kendimizi. Bizim anladığımız ben evet. özetlemek istiyorum. Bu çöp kutuları işi de çok önemli. Ona çok önemsiyorum ben. Bir de bu marketlerdeki alışveriş sırasında eldiven kullanımı. Yanlış eldiven kullanımı direkt hastalıkla temas etmemi, evet. hastalarla ya da virüsle temas etmemizi sağlayabilir. Evet, bu genel başlıklar tabii. anlamında bu şekilde. Kıymetli dinleyenler, bugün haftanın dosyası programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Viroloji Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Veysel Soydal Ataseven hocamızla beraberdik. İnşallah tekrar bir başka programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.